Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Ya adalet için, özgürlük için, birlik beraberlik için, kardeşlik için, Mustafa Kemal Atatürk için. Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden? Seviyoruz, Atatürkçüyüz, Cumhuriyet kadınıyız. Onun için bunlar gitsin başımızdan. 20 sene oldu artık yeter. Ama Amerika'ya, bak şimdi. Eskiden ben de CHP'liydim abla. Ama bak Amerika ile Kılıçdaroğlu işbirliği yapınca ben istifamı verdim. Nasıl orada Jennifer Lopez'in şatosunun yanında? Ona ne sarmaz. Ben eski CHP'lilerdeyim bak şimdi. Öyle duracaksın. Tayyip'in iki oğlu askerlik yaptı mı? Benim fakirin çocukları gidiyor şehit oluyor. Biraz da Kılıçdaroğlu tadını çıkarsın. Dürüst adam. Hırsız değil. Çalması yok. Çıkması yok. 30 lira soğan. Eskiden diyorduk ki soğan ekmek yeriz. Şimdi soğanı tahaneyle alıyoruz. Ben seninle tartışmıyorum. Ben 75 yaşındayım. Bak ben bunu gezi olaylarında yedim bu kurşunu ben. Gezi olaylarında. Buramı plastik cerrah yapacaktı. Yaptırmadım. Avcıların hatırası dedim. Gezi olaylarını kim çıkarttın? Kim çıkarsa çıkarsın. Ya işte çıkardan hapiste hayatı onu çıkartacak. Neden haberiniz var? Allah'ını neden severseniz akşama kadar A Haber'de A Haber. Gezi 3-5 tane genç yeşilimize dokunma diye çıkardı. Yeşilime dokunma diye çıkardı. Ne oldu? Sulandırdınız. Yok o öyle oldu. Yok böyle oldu. Çadırları yaktınız. Kim çıkardı? Söyle sen. Sen söyle kim çıkardı? Hapiste yatıyor. Milletin. Tencere vur, şey vur, hapiste. Sen de elinde tesbihle gez, düzeltirsiniz. Düzeltirsiniz. Kılıçdaroğlu işçilerin hakkını, emekçiyi savunmuyormuş. Nasıl savunmuyor? EYT'yi bana seçime de mahalle olsa çıkarmayacağım dedi. Nasıl çıkardı? Kuzu çıkardı. İkramiyeyi niye vereceğim dedi. Kılıçdaroğlu vereceğim dedi. Ondan sonra biz de veriyoruz diye çıkardı. 4 senede 100 lira zam yaptı. Seçim geldi 900 lira zam yaptı. Ne oldu? Ne olacak? Ne istiyorsunuz? Önünüzün körünü istiyoruz. Millete azıcık nefes aldırın. Nefes. Cumhurbaşkanı adayım kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu. Ben zaten 18 yaşındayım. İlk defa kullanacağım. Doğduğumdan beri başka bir iktidar görmedim. İlk kez kullanacağım. Bu mevcut iktidardan hiç memnun değilim. Ekonomi olsun, diğer eğitim alanında yaptıkları çalışmalar olsun. Gençler olarak ne istiyorsunuz peki? Gelecek gençler olarak artık iktidarın değişmesini istiyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum. Hepsi adına konuşmayayım. Çünkü istemeyenler de çok görüyorum var gençlik kollarında falan. Ama ben kesinlikle değişmesini istiyorum. Peki Selahattin Demirtaş. Neden? Ya huzur güven içime istiyorum. Hırsızlık önlemesi için istiyorum ben. Hırsızlık olmasın ülkede artık. Bayağı hırsızlık olur. İnsanlar ağaç sefaret içinde insanlar. Ama aday olarak Selahattin Demirtaş. O zaman ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim o zaman. Olmasa ona vereceğim. Evet ona vereceğim o zaman. Şey daha diyeceğim. Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden peki? Neden var mı? Her şey ortada. Kira 10 milyar. Ondan sonra et kilosu 300 lira. Dayı et kaç para alıyorsun dayı? AK Partili dayıcığım. Et kaça alıyorsun kilosu? Piyasa nasıl da piyasa? 330 lira. 330 sen. Hala konuşuyorsun ha. Hala konuşuyorsun. 330 lira bir kilo kıyma. Usta, ha. Yeter artık ya. 21 yıldır çektiğimiz yeter. Değiştirelim. Başka çaresi yok. AK Parti, Tayyip Erdoğan. Neden? Öyle. Piyasa yürüsün. Devletin yürüsünüz. Şimdi kadar zaten devlet yok muydu? Gelmedi devlet yok muydu? Devlet var mıdır? O 20 sene yaptığın devlet zaten yeni bir Türkiye inşaatı yaptı. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Efendim? Memnun musunuz bu durumda? Ben, ekonomide? Ekonomide ne var ya? Benim CHP. Neden peki? Tayyip'e ben oy vermem. Niye? Etin kilosu kaç para oldu? 350 milyon oldu. Bir tane yumurta olmuş 80 milyon. Kiralar olmuş 10 milyar 5 milyon. Nasıl geçineceğiz biz? Yuvalar yıkılıyor, yuvalar. Gerçekten yuvalar yıkılıyor. Adam karıyı bırakıp kaçıyor. Bunların yüzünden işte. Kim olabilir? Kesinlikle şu anki aday zaten olmamalıydı da. Kim olursa olsun değişim şart. Değişim şart. Bence bu kadar yeter. Vatandaş olarak bize projeyi açıklasın. Hangi projeyi uyguladınız? Yani. Nereye geldiniz? Bak var projeler yazıyor. Ha? Okudunuz mu projeleri? Bak yazıyor. Sen dur bir dakika. Dur. Abla bak. Siz kendi projelerinizi bize bir anlatır mısınız? Ya şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ha söyleyin. Bak, bir dakika.
Şimdi belediye başkanım Ekrem Başkan. Şimdi bir Ekrem dakika. Başkanı... Bir dakika bak. Ben sizin projelerinizi sen. Duymak istiyorum. Siz ama bana bak, Ekrem Başkan diyorsunuz. Bak söyleyecek şimdi başkanınız ne dedi? Bak başkan ne dedi? Bak belediyeyi alırsa büyük bir projelerim var dedi. Ama hani Hitler de öbür. Öyle geç. Siz ülke ya ülke yönetimi abi, komple sizin elinizde ne yapıyorsunuz? Abla kusura bakma ya. Yani. Uğraşmışsınız belli. Ekrem, neyle uğraşıyorsunuz? Ben dolaşmış İnsanlar bir insanım ben. İnsanları anca böldünüz 20 sene boyunca. Ait. Her tarafı bakanlıklara bağladınız biliyor musunuz? Tek başına yöneten kim? Onu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayınız kim beyefendi? Kılıçdaroğlu. Niye korkuyorsunuz? 30 lira soğan kardeşim. Niye korkuyorsunuz? Başkan adayınız kim amca? Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü hırsızlık yapmamış. Alçızlık yapmamış. İnsan kayırmamış. O ondan başka sizin o bunlar bizi havada uçuracak. Havada. Söz milletin. Söz milletindir. Ne? Ne ettin ne biçtirdin? Ne ettin ne? Söz milletindir. Söz, bak, sen de milletin. Sen tuttun şeyin başına. Arkadaş anlat anlat ne ettiniz? Çiftçiyi öldürdünüz. AK Parti, AK Parti tamam önceden savunabilirsin de şimdi savunma. Biz baş veririz bak baş veririz baş eğmeyiz. Baş veririz baş eğmeyiz. Ülkeyi bir kişinin peşinde gidilmez. Akıllı ol. Amca sana bir soru soracağım. Sana soracağım. Hayatında hiç çalışmamış. Kaç tane bir tek kuruş para kazanmamış. Bu cebiyete bir tek kuruş vergi vermemiş. Ama servetinin hesabını bilmeyen iki tane adam söylüyor bana. Servetin hesabını bilmeyen. Ben tamam, onun yanında yoktum. Ben söyleyeyim. Bakın. Ben söyleyeyim. Bakın. Bak. Ben söyleyeyim diyor ki. Abi söyle. Bir isim Bilal Erdoğan. 45 yaşında. Evet. Bir tek kuruş para kazanmamış. Ama şu anda servetin hesabını bilmiyor. Abi ben. İkincisi. Bak aklısın. Aklısın. Bak aklısın. Bilal Yıldırım'ın oğlu. Aklısın abi bak. Aklısın sen. Bilal oğlu. 15 tane gemisi var. Bana bir tane gemi ver. Ne olursun. Rica ediyorum istersen. Bir gemi var bana. Abi, ben yarın Allah'ın izniyle yaşamak. Hayır. Bakıyorsunuz Allah'ın izni diye bir şey yok arkadaşım. Aklını kullanırsan aklın, yaşıyorsun. Bitti. Benim 1 milyar var. Yarın o 1 milyar. Sıkıntı yok. O 100 milyar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yarına çıkacağını nereden biliyorsun? Az önce Allah'ın izniyle diyordun. Tamam ben ne diyorum? O mecazi anlamda dedim. Hemen oraya kaçırma. Yapmayın. Abicim bak. Allah'ın bak hükümetler gelip geçicidir. Allah'ın bugün vardır yarın yoktur. Yarın öbür gün başkası mı geldi? Beğenmedik onu da göndeririz. Bu kadar basit. İnan ki ben siyasi olarak şöyle bir sıkıntı var. Bir takım tutarken, siyasi parti tutarken holigan gibi tutuyor. Ya bunları geçelim artık. Bak, bizim bunları aşmamız. Şu an çok haklısın. Yemin ederim şu an çok. Bir saniye bak. Hükümet ekonomiyi bir saniye. Bunları neyle aşacaksınız ya? Yönetmekte sorumlu değil mi? Ekonomi kötüyse işini iyi yapmıyordur. Bu kadar basit yani. Onu en küm etmeye gerek yok. Liyakatsizlik artmış, her şey artmış. Akıllı başlı bir insansın sen. Ben konuşmandan anladım da. Rica ediyorum ben sana bir şey soracağım. Şimdi biz araba üretiyoruz değil mi? Şu an hani yayın organlarında çıkıyor değil mi? Üretmeyelim. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ne yapalım? Kimse sana araba üretme demiyor. Tamam şu an ekonomi ayağa kaldırdı. Arabanın pazarı çoktan geçti. Arge'ye yatırım yapmamız lazım. Üretmişim. Bir saniye abicim bir saniye. Devletin. Bir saniye. Abi. Devletin yazılıma yatırım şeyini, yapman lazım. Yazılıma yatırım harcanır mı bu kefe parası? Bu devlet adamlar bu devlet halkın kefe parasını harcadı. Ne alakası var? Var mı halkın eline para? Afganistan'da araba çıkardı. Arabamız olsun değil. Yok, arabamız tabii ki de olsun. Arabamız tabii ki de olsun. Ama sen zat bir saniye. Adam ülke S-400'e havası. Sattı diyorsunuz. Ben savunuyorum abla. Sen ne istiyorsun hemen? Abi, korunuyorsun. Mikrofon var abla. Herkes biri konuşurken kendini belli etsin, izin versin. Herkes dinlesin. Evet. Adam ülke savunmamız için silah şey alıyor. Adam çünkü şu an ne alıyorsun diyor. Türkiye kimi savunacaksın diyor. Bu ülke saldırı yapsa biz ne savunacağız? Elimizde ne var? Şey yapıyoruz. İHA'la yapıyoruz. Ne gereği var diyorlar. Biz ne yapacağız? Ya konumuz S4'teyiz şu an. Dostum uyudun. Bak ben yanlış şey anlıyorsun bak. Söyle bir cümle mi bitireyim? Ben bir şey bak ben bir saniye. Abi eğer soğan domatesle iktidar seçilirse o iktidar hıyar olur ya da salata. Kardeşim bak yani. Bak. Domates, sen Avrupa'da üretilen bir ürüne tamam mı? Avrupa'da daha ucuza alıyorsun değil mi? Ya burada adam
Şahin'i satıyor, gidiyor da Audi Avrupa da burada bir dengesizlik yok mu sence? Bir saçmalık yok mu? Arabanın devri değil ya. Tamam evet evet. Almanya. Heh, bak tamam, sadece tamam. Almanya arabayla zaten yükseliyor. Tamam da kardeşim 1 milyona aldıysan sen o arabayı sen nasıl bineceksin kardeşim? Adamlar bize vergi bilerek bak. Önemli biz bir dakika biz tekstilde para... çoğuz değil mi? Önemli biz tekstil üretiyoruz para... değil mi? De tekstilde biz direkt Almanya'ya üretemiyoruz. Niye biliyor musun? Diyor Türkiye direkt bizden almasın, değer kazanmasın. Hani kar etmesin diye Macaristan'a bizi aracılık buluculuk yapıyor. Biz Macaristan'a satıyoruz. Macaristan etiketi değiştirip Almanya'ya satıyor ve iki katı fiyatına. Ya düşün Avrupa'nın bizim yakasından düşmemiz lazım. Allah aşkına bir domates senin bir ihracatının %60 bir saniye amcacığım. Amcacığım bir saniye. Bak sen. Bak sen ben hem lojistik okudum hem de enişletme okudum. Bir saniye. Ben ihracatın ithalatının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Evet. Ben gelir giderin ihracat açığının ihracat fazlasının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam. Senin şu an müşterilerin %60'ı Avrupa Birliği. Sen Avrupa Birliği ile kötü olamazsın ki 50 yıldır kötü olamadın. Ne yapmamızı istiyorsun? Sen Amerika ile kötü olamazsın ki. Şu an biz dirilişteyiz. Şu an dirilinmeye çalışıyoruz. Biz ekonomiyi canlandırmaya çalışıyoruz. Ben sana kimse sana ya, farklı bir şey söylemiyor. Kimse sana farklı bir şey söylemiyor. Tamam. Diyorsun ki diriliş. Adam diyor ki kardeşim ben 20 yıl sana müsaade ettim yapamadın. Sıra bizde. Kim diyor? Herkes söylüyor bunu. Etrafına bir bak bakalım. Biz Avrupa ile şu an konuştuk. Avrupa bize diyor ki, ne diyor? Bir diyor çatını koruma. Senin evini ben, kim diyor öyle bir şey? Ben bir dakika örnek veriyorum. Ben sana örnek veriyorum. Öyle bir şey yok. Yok 2023'te işte ya, şöyle olacak. Ne oldu 2023? Evin duvarını kırsam abi, üşümez bak, misin? Komplo teorilerle gerek yok abi. Grafikler ortada. Grafikler ortada. Dünyada en çok değer kaybetmiş para birimin var. Rezil olmuş paran işte ya. Tamam, bu ya yanlış o. Anlama. Yabancılıklar şu, geliyor. Arkadaşlar bir dakika. Abi, şu 200 TL. He. Türkiye'nin en büyük banknotu. Bugün peynir bugün 1 kilo peynir alamıyor. 1 kilo peynir alamıyor. Neden bahsediyorsunuz siz ya? Neden bahsediyorsun kardeşim sen bana... ya? Şimdi demin delikanlı diyor ki ya sabredeceğiz ya da diyor bir nesil daha bekleyeceğiz. Şu anda bizim neslimiz tükendi. Suriyelilerin en az 5-6-7 çocuğu var. Benim çocuklarım evlenemiyor. Şurada sor gençlere. 35-45 yaşındaki gençler evde oturuyor, evlenemiyor. Yarın öbür gün ne olacak? 15 sene soruyorum hangi nesilden bahsediyor? Bu kafalar değişmesi lazım. Ne demek iş beğenmiyorsunuz? Siz saatlerce mi? Saatlerce eşek gibi çalışıyorsunuz. 3 kuruş parayı tamah ediyorsunuz. Memnunuz, şikayetçi değiliz. Memnunuz. Bitti artık. Sizin devir bitti. Artık gençlere söz vereceksiniz. Siz de susacaksınız biraz. Ben 12 senedir oy kullanmıyorum sandığa gidip. Ama bu sefer gideceğim. Eğer ülkemi, vatanımı seviyorsam Sudan gibi, Suriye gibi, Irak gibi olmuyorsam Erdoğan'a gidip oyumu vereceğim. Bu kadar basit. Bak 12 senedir oy vermedim. Ama Erdoğan'a oy vereceğim. Bayan arkadaşlar şeyi görmedim. İstanbul bak, Belediyesi 12 senedir vermedim. Her şey ama tepsiyle kıyaslıyorsunuz. Görmediler. Siz bir şey söyleyebilir miyim? Çoluğunuz çocuğunuz sınavlara giriyor tamam mı? Gidip sınıfın kötüsü. Bak hayır sınıfın kötüsü değil. Yanlışlarla da oldu. Yanlışlar oldu 20 yıldır Allah aşkına 20 yıldır. 94 yılında da oldu. Ne gezemiyorsun ya? Ben eşek gibi 12 saat çalışacağım. Tamam, alacağım 3 kuruş para hiç beğenmiyorum. Bazı şeyler de oldu ülkede yani. Tamam mı? Yanlışlar da oldu güzel şeyler de oldu. Okey millet aç burada yok yemeğim yok diyor. Domatesin kilosu olmuş 30 lira. Hala ben yol yaptım köprü yaptım. Bana ne yoldan köprüden. En çok bağırsa en çok Suriyelileri çalıştıranlar. En çok Afganlıca. Ya ben şimdi... Ben size sorumu sorayım. Heh. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Artık yeter. Bir değişim zamanı geldi. Aslında bana kalsa Kemal Kılıçdaroğlu da değil de daha genç, böyle 40-45 yaşlarında işi bilen, ekonomiyi bilen insanların gelmesi. Şimdi iki tane bize dayatma var. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bundan da rahatsızım aslında. Ya artık bir önünü açsınlar şu gençlerin. Gençler bir gelsin bir otursun bakalım ne yapıyorlar. Şimdi şey olmuş aynı takım tutar gibi. Ya Millet İttifakı ya Cumhur İttifakı. İki tane seçeneğimiz var. Üçüncü bir yol var da üçüncü bir yol kazanması imkansız. Şimdi asıl en büyük bizim imkansız sonra. Muharrem İnce'ye oy vereceksin kazanacak. Adam öğretmen anladın mı? Bak ben hep şunu düşünüyorum bak. 2018'de de adama oy verdim yine hayvan hocam. Adam öğretmen bir kere anladın mı? Tamam. Gençleri düşünün. Eyvallah. Yok lan bir şey demiyorum da. Şimdi bak bizim 3 kilo patatese, soğana, tamam memleketi satmayacağız. Eyvallah, iyi, hoş, güzel de. Ya arkadaş sınırlar kevgire dönmüş. Ben Şırnak'ta askerlik yaptım.
Ya böyle değildi ya. Bir sınırı namustu ya. Sınır kevgine dönmüş. Afganı geliyor, Pakistanlısı geliyor. Şimdi senin bir evin var 3+1. 10 gün önce Ramazan ayındaydık. Sen 3+1 evine misafir çağırırken ne yapıyorsun? En fazla 2 aile veya 1 aile. Bilemedin taşı kır çatlat 3 aileyi çağırırsın. Sen 20 tane aileyi aynı anda ağırlayabilir misin? Bizim memleket buna dönmüş. Topluyorlar da getiriyor, topluyorlar da getiriyorlar. Ben şimdi kendi evim yok. Peki ben şimdi çoluk çocuğumun derdine düşmüşüm. Lan zaten ben alamayacağım da bu çoluk çocuk nasıl ev alacak? Gözümüzü açıp kapayınca kadar yıllar geçiyor. Artık bıktık, nefret ettik. Yemin ediyorum ben istiyorum ki gitsinler. Ha gitsinler ama Kılıçdaroğlu da gelsin. Sırf bu gitsin diye değil. O da gelip iş yapacaksa gelsin. Yoksa o da iş yapmayacaksa, aynı terane devam edecekse abi o da gelmez. Adam kaç kere kaybetti? Ben de onu söylüyorum bak. Kılıçdaroğlu 15 kere fazla kaybetti. Evet, parti, bak bak ben bir şey söyleyeyim ablam. Ben yıllarca Gazi Mahallesi'nde oturdum. Tamam mı? Ben kendim Vanlıyım, doğuluyum, Kürdüm. Ben yıllarca, şimdi biz Alevi Sünni ayrımı yoktu. Ben bu etiketi son 10 yılda gördüm. İşte sen Alevisin, sen Sünnisin muhabbeti var. Şimdi ben bakıyorum, nasıl ki bir Atatürk sevgisi, hani böyle adam ne olursa olsun bırakmıyor ya. Diyor ki yok diyor, tamam diyor. Bu kötüsü de doğrusu da yanlışı da diyor ki bu tutuyor. AK Parti de öyle olmuş. Tayyip Erdoğan'ı peygamber ilan etmişler. İlla tutuyor, bırakmıyor. Kılıçdaroğlu sevgisi de aynı var. %10-15'lik kesim diyor ki Kılıçdaroğlu yanlış olsa da yok diyor, bu gelsin. Ha bu mantıktan artık biz kurtulalım. Bir belge göstereyim. Eğer iyi değilse gönderelim abi. Bakın, bak Kılıçdaroğlu geldi göreve. 5 sene görevini iyi yapmadıysa onu da gönder. Yapışmayın. Yok bizdendir demeyin. Yok Alevidir demeyelim. Yok öbürü Sünnidir demeyelim. Yani iş yapıyorsa kalsın. Bak ben Beylikdüzü'nde şimdi oturuyorum. CHP'nin orada belediye başkanı çok güzel çalışıyor. Ben ona vereceğim ya. Adam çalışıyor ya. MHP'li olsa ona vereceğim. Yeter ki çalışsın. Problem burada. Biz parti tutmuyoruz, resmen takım tutuyoruz ya. En kötüsü bu. Teşekkür ederim. İnşallah hayırlısı olur.